Salü, herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere görmüş olduğunuz şu firmada tek seferde nasıl geri geri park edilir? Püf noktaları nelerdir? Nasıl yanaştırılır? Bununla ilgili eğitim videosu çekeceğim. Hazırsak başlayalım. Şöyle firmaya doğru bir girişimizi yapalım. İlk olarak şu mavi ve turuncu dorsenin arasındaki boş alana aracımızı yanaştıracağız. Şöyle sağa doğru bir dönüş alalım. İlerleyip aracı düz hale getirelim. Tek seferde tır yanaştırmanın altın kuralı soldan yanaşmak. Bunu aklınızda tutun. Neden? Çünkü soldaki ayna size daha yakın olduğu için daha iyi görüyorsunuz arka tarafı ve camdan da dışarı kafanızı uzatabiliyorsunuz. Rahat bir görüş açısına kavuşmuş oluyorsunuz. Önce direksiyonu hafifçe sağa kırıyoruz ki dorse sola doğru yanaşmaya başlasın. Geri geri aracı yanaştırmaya başlarken o görünen turuncu dorsenin önüne doğru bir çizgi hayal ediyorum. Hayali bir çizgi oluşturuyorum kafamdan. Ve o çizginin arkasında kalacak şekilde aracımı ayarlamaya çalışıyorum. Dorsemiz düzlenmeye yaklaşmaya başladığında da direksiyonu toplamaya başlıyoruz ve düz bir şekilde yanaşıyoruz. Düzlemeyi geç yaptığımız için biraz yamuk kaldı. Hemen toparlıyoruz diğer yöne doğru. Şimdi toplayabiliriz aracı. Evet, gördüğünüz gibi aracımızı tek seferde park ettik. Park etmeyi başardık. Şöyle dış kameradan da göstereyim ben size. Evet, dışarıdan da gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yanaşmamızı yaptık. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha yapacağız. Birkaç tane. Şöyle ilerleyelim. Şurada göstereyim ben size. Bakın mavi dorse ile bir tane rampalı bir yer var. O iki yerin arasındaki boşluğa aracımızı park edeceğiz. Başlayalım. Şöyle ileriye doğru gidelim, yine aracımızı düzleyelim. Tamamdır. Şimdi kafamızı çıkarıp geri geri gelmeye başlayabiliriz. Bu sefer de mavi dorsenin önüne doğru bir hayali çizgi oluşturdum. Dorsemizi o hayali çizginin arkasında kalacak şekilde ayarlayacağız. Direksiyonumuzu toparlamaya başlayalım. Bu sefer toplama işini daha zamanında yaptık. O yüzden sıkıntısız, tek seferde rahatça yanaşabildik. Geriye düz bir şekilde yanaşmak kalıyor. Yine tek seferde, bu sefer daha başarılı bir yanaşma yaptık. Dışarıdan göstereyim ben size yine. Gördüğünüz gibi profesyonel bir şekilde aracımızı park ettik. Şimdi de bu yandaki rampalı bölgeye aracımızı bir yanaştırmayı deneyelim. Yine aynı şekilde aracımızı ileri doğru düz bir şekilde alıyoruz. Düz bir şekilde ileri almak, toplamak önemli. Düz olması sizin için daha iyi olacaktır. Yine kafamızı çıkaralım dışarıya. Çoğu videolarımda kafamı dışarı çıkararak aracı yanaştırıyorum ama ilk çektiğim videolarda falan iç kokpitten aynaya baka baka yanaştırıyorum.
Aynadan biraz daha zor oluyor görmesi. O yüzden kafamı çıkararak yanaşmak daha rahat oluyor benim için. Rampalı yere yanaşırken de sağ taraftaki o bariyeri kılavuz çizgi olarak işaretledim kafamdan. Orayı merkez alarak yanaşmayı gerçekleştiriyorum. Evet, burada direksiyonu toparlamakta geç kaldım. O yüzden arka taraf bariyere doğru ilerledi. Biraz ileri alıp az toparlayalım aracı. Bir daha geri gelelim. Bu sefer tam tur sola çevirip öyle geleceğim. Bu böyle olmayacak. Biz en iyisi ileri gidip sıfırdan bir yanaşma yapalım. Bu arada arkayı çarpmadım ha. Tam milimetrik durdum. O yanaşmayı yaparken direksiyon hareketlerini yapmakta biraz geç kaldım. O yüzden oldu. Zamanlama hatası yaptım biraz. Şimdi düzelteceğiz inşallah. Geliyoruz geri geri. Bu sefer biraz hızlı geldim sanki. Evet, hayali çizgimizi oluşturduk. Aracımızı buna uygun şekilde manevra yaparak sokacağız. Şu an toparlamam lazım direksiyonu. Başlayalım toplamaya. Bu sefer oldu. Direkt geri geri yavaş bir şekilde gelip yanaştırabiliriz aracı. Tamamdır. Aracımızı başarılı bir şekilde yanaştırdık. Yine dış kameradan bir görelim aracımızın parkını. 10 numara 5 yıldız. Bu sefer de bir farklılık yapalım. 3 numaralı kuş bakışı açıdan aracı park etmeye çalışalım. Bu arada ilk defa havadan bakarak kuş bakışı bir şekilde aracı park edeceğim. Bunu da söylemiş olayım. Geçtik 3 numaralı kamera açısına. Havadan görüyoruz aracımızı. Yine aynı şekilde direksiyonu sağa çevirip hafif aracın arkayı sola doğru vereceğiz. Hafif sola çevirip toplayınca direksiyonu araç zaten otomatik oraya doğru kaymaya başlıyor arka tarafı. Yine hayali çizgimizi oluşturalım. Aracı toplamaya başlayalım. Arka taraf biraz yamuk durdu herhalde. Aynen. Birazcık toparlayalım. Bunu saymam. İleri alalım aracı. Toparlayıp öyle yanaştıralım. Dediğim gibi ilk defa 3 numaralı bakış açısından park etme yapıyorum. O yüzden amatör kaldım. Birkaç denemeyle tek seferde de yanaştırabilirim. Evet, bu sefer oluyor. Tamamdır. İki seferde park etmiş olduk. Bu da iyi benim için. İlk denememize göre gayet iyi bir sonuç. Şimdi de aynı yere bu sefer 2 numaralı kamera açısıyla park etmeye çalışalım. Evet, geri geliyoruz. Direksiyonu hafif sağ yapıp topladım. Arka yanaşacağım tarafa doğru ilerliyor dorse. Yine hayali çizgimizi oluşturduk. Biraz toparlayalım yoksa çok dönecek. Biraz daha toparlayalım. Tek seferde yanaşacağım galiba. Öyle görünüyor.
Toplayalım aracımızı yine. Tamamdır. 2 numaralı kamerayla tek seferde yanaştırmayı başardık. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Evet dostlar, güzel farklı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer maceralarımı takip etmek istiyorsanız Instagram Kadir Karaman Official hesabından beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abiento.